İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, AK Parti İl Teşkilatı yetkililerine seslendi. Verilen hiçbir söz tutulmuyor, tutmadınız da. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, düzenlediği basın toplantısında AK Parti Kütahya İl Başkanı'nın müjde olarak verdiği haberleri trajikomik bulduğunu, verilen sözler tutulmuyor. Bugüne kadar verdiğiniz sözleri de tutmadınız. Fakat ne zamanki seçim yaklaşıyor, iktidarın il mensupları bu şekilde sözler vermeye başlıyorlar dedi. Partisinin Sevgi Yolu Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan üye kayıt ve tanıtım standında açıklama gerçekleştiren İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, AK Parti Kütahya İl Teşkilatı'na açtı ağzını, yumdu gözünü. Neler dedi neler. Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. YouTube kanalımıza yorum ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İşte konuyla ilgili haber. Kütahya yatırımlar konusunda çok geride kaldı. Partisinin oy sayısının artmasında hükümetin yanlış politikalarının da etkisi olduğunu belirten İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, bundan çok mutluyuz tabii. Burada hükümetin payı da büyük. Kütahya yatırımlar konusunda oldukça geri kaldı. Son olarak AKP Kütahya İl Başkanı'nın bir açıklaması var. Tayyip Bey 29 Ağustos'ta buraya gelecek. O gelmeden önce müjdeler verilmeye başlandı. Verilen müjdeler biraz trajikomik oldu. Elimizdeki mevcut hastaneyi bitiremeden daha kaba inşaat devam ederken ikinci hastane müjdesi verildi. Sanki bu hastane bitmiş gibi. Halkın acil ihtiyacıymış gibi millet bahçesi açılışı yapılacak. Tabii ki bunlar yapılsın. İtiraz etmiyoruz. Ama önce işsizlik sorunu çözülsün. Polis okulu gelecek demişlerdi. Yıllardır bekliyoruz. Hala gelmedi. Bunun gibi onlarca şey sayabilirim. Ama hiçbirisi gerçekleşmiyor. Verilen sözler tutulmuyor. Fakat ne zamanki seçim yaklaşıyor, iktidarın bileşenleri, iktidarın mensupları, il başkanları bu şekilde sözler vermeye başlıyorlar ifadelerini kullandı. Vazo Kule'ye talep olmaz demiştik. Zafer Meydanı projesi hakkında konuşmayı meydanın işleyişini gördükten sonra yapacağını söyleyen İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, belediye meydanı ile ilgili açıklamayı daha sonraya bırakıyorum. Önce görelim neler yapıldığını, körü körüne olumsuz eleştiri yapmayalım. Ama halk tarafından şu söyleniyor. Madem bu kadar beton yapıldı, neden altına otopark yapılmadı diye. Bununla ilgili yetkililer açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Bana iletilen bilgi buranın maliyeti yüksek olacağı şeklinde. Ama madem bu maliyet yüksekti, Vazo Kule'ye ilgili neden bu şekilde yapıyorsunuz? Neden 70 katlı binanın maliyetini hiç düşünmüyorsunuz? Zaten sizlere de söylemiştik. Vazo Kule'ye ilgi olmaz diye. Kimse de katılmadı. İhaleye de bu bizim işi bildiğimizi, haklı olduğumuzu gösteriyor. Biz hiçbir şeyi körü körüne muhalefet etmiyoruz. Her şeyi sadece zeminine göre cevap veriyoruz. Her şeye ayakları yere basarak muhalefet yapıyoruz dedim. Çinigaz devletin sorunudur. Çinigaz'la ilgili Cumhurbaşkanı'nın ne yapacağını merakla beklediğini dile getiren İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, Çinigaz konusu Çinigaz yetkililerinin yaptığı açıklama gibi Çinigaz'ın sorunu değildir. Devletin sorunudur. AKP iktidarı sorunudur. Çok basittir. Sadece bir mevzuat değişikliğidir. Sıradan bir madde değişikliğidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği bir talimattır. Bunu inşallah kısa zaman içerisinde çözerler. Bu sorunun Eylül ayı içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Eğer çözülmesi, bu konuyla ilgili neler yapılması gerektiğini tekrardan anlatacağız. Çinigaz'la ilgili bizi soyduranlardan, bu sözleşmelere imza atanlardan mutlaka hesap soracağız cümlelerini dile getirdi. Tarım kredi de sadece algı yapılıyor. Tarım kredi marketlerinde söylendiği gibi indirim olmadığını belirten İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, bu marketlerde enteresan bir durum var. Sadece algı yaratılıyor. Benim sizlerden istirhamım şudur. Bizler gittik, baktık, inceledik. Sizler de lütfen gidin inceleyin. İndirimlere baktığımızda halkın temel ihtiyaçlarında indirim yok. Sadece belli ürünlerde zaman zaman belli indirimler yapılıyor. Tekrardan söylüyorum. Sadece algı yapılıyor. Örneğin ürünlerden birinde sadece 10 binde 3 düşüklük var. Bu çok komik. Diğerlerinden düşük demek için yapılıyor. Ben bu indirimlerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten piyasa ortada. Ya bunu devlet sübvanse edecek, zararına satacak tarım kredi ya da piyasa fiyatlarına satacak ifadelerini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı, o gelmeden önce müjdeleri vermeye başladılar ama müjdeler biraz trajikomik oldu. Elimizdeki mevcut hastaneyi bitiremeden daha şu anda kabasındayken ikinci hastane müjdesi verildi. Yıllardır sanki bu bitmiş gibi. Yine hızlı tren gelmiş gibi yıllardır verilen müjde tamamlanmış gibi yine tekrar ediyorum
ikinci hastane müjdesi verildi. Efendim söyleyeyim, şu anda halkın çok acil ihtiyacıymış gibi millet bahçesi açılışı yapılacak. Tabii ki bunlar yapılsın, itiraz etmiyoruz ama önce işsizlik sorun çözülsün. Polis okulu gelecek demişlerdi, yıllardır bekliyoruz, hala gelinmedi. Bunun gibi onlarca şey sayabilirim. Verilen sözleri, hepsini tek tek sayabilirim. Ama hiçbirisi gerçekleşmiyor. Ne zaman ki seçim yaklaşıyor, iktidarın bileşenleri, iktidarın mensupları, il başkanları bu şekilde yapıyorlar. Bu şekilde sözler vermeye başlıyorlar. Yine Çin gazla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağını merakla bekliyorum. Tekrar söylüyorum. Çin gaz konusu, Çin gaz yetkililerinin de yaptığı açıklama gibi Çin gazın sorunu değildir. Devletin sorunudur, AKP iktidarının sorunudur. Çok basittir. Sadece bir mevzuat değişikliğidir. Sıradan bir madde değişikliğidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği bir talimattır. Bunu inşallah kısa zamanda çözerler. Ben Eylül ayı içerisinde bunun çözülmesini bekliyorum. Eğer çözülmezse bu konuyla ilgili neler yapacağımızı tekrar anlatacağız. Yine şunu söyleyelim. Bu Çin gazla ilgili bizi soyduranlardan, altını çiziyorum, bizi soyduranlardan, buna bu sözleşmede imza atanlardan mutlaka hesap soracağız. İktidar çok yakın gözüküyor. Yine hemşehrilerimiz bu teveccühü bize gösteriyor ki biz iktidara emin adımlarla yürüyoruz. Ülke genelinde en son anketlerde, dün yayınlanan ankette partimizin ortalaması 21.1, Kütahya'da bizimki 22.3. Yine kararsız olan ama aslında kararını vermiş olan seçmeni de dikkate aldığımızda bu %20'nin üzerindeki bir seçmenin de en az 3'te 1'in bizde olduğunu düşünürsek zaten %30'lar bandını yakalamış vaziyetteyiz. Allah'ın izniyle emin adımlar iktidara gidiyoruz. Siz de göreceksiniz ki biz iktidara geldiğimizde şimdiden bagajımızı hazırlıyoruz. Şimdiden çantamızı hazırlıyoruz. Dosyalarımızı hazırlıyoruz. İktidara geldiğinde inşallah hemen bunları işleme koyacağız. Ama tabii ki geçmişte yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların, soygunların mutlaka hesabını soracağız. Buradan genel başkanım adına halkımıza söz veriyorum. Tarım kredi, enteresan bir durum var orada. Sadece algı yaratılıyor. Benim sizlerden istirham şudur. Bizler gittik, baktık, inceledik. Sizler de lütfen gidin. Burada halkın asıl kullanacağı ürünlerde indirim yok. Sadece belli ürünlerde zaman zaman indirimler yapılıyor. Bu indirimler görsel oluyor. Dediğim gibi algı yaratılıyor. Örneğin ürünlerden birinde sadece 10.000'de 3. Çok komik. Diğerlerinden düşük diye demek için yapılıyor. Ben o indirimden doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten piyasa ortada. Ya bunu devlet subvanse edecek, zararına satacak tarım kredi. Ya da piyasa fiyatlarına satacak. Piyasada fiyatlar böyleyken daha aşağı vermesi çok da mümkün gözükmüyor. Ama işte Sayın Cumhurbaşkanı böyle söyledi. Biz de indirdik diyorlar. Lütfen hep beraber gelin. Gerekirse birlikte gidelim. Bakalım. Bunun böyle olmadığını, doğru olmadığını göreceksiniz.